kardeşim. Bak sana anlatacaklarım var. Bana bak Hacıvat. Ya senin anlatacaklarını dinlemek istemiyorum. Yar bana bir eğlence. Oho adam takıldı vallahi yahu. Bana bak aşağı inersen bela olur ha. Hadi bakayım git pencerenin önünden. Yani ama dedi hop valla yük valla hop bam. Aklıma geldi. Sakın ola ki onu sahneye çağırmayın. Dünyada yaşanan endişe verici olaylar bizi yaşam tarzımızı değiştirmeye zorlamamalı. Bu noktada sanat çok güzel bir ilaç. Sanat gerektiğinde acıları saran, gerektiğinde sevinçleri büyüten bir ilaç. Bence sanata biraz daha sıkı sarılmamız lazım. Bence sanatı biraz daha yüceltmemiz lazım toplumda. Ve İzmir'de de yaptığımız bu, sanatı yüceltiyoruz bugün hep beraber burada. Kukla sanatını yüceltiyoruz. Çok değerli konuklarımız var. Hep beraber kukla sanatını ve tüm sanat dallarını yüceltiyoruz. Efendim bugün İzmir'de ilginç bir gün yaşıyoruz. Biliyorsunuz dünyanın bazı kültür başkenti kabul edilen illerinde, kentlerinde, örneğin Paris'te, akşam bir yere gidecekseniz çok zor seçim yaparsınız. Hay Allah, orada da bu var, burada da bu var, şu salonda da bu var, şu holde de bu var diye arada kalırsınız. Sonunda zor bela bir tanesini seçersiniz, gidersiniz, aklınız öbür tarafta kalır. İşte kültür başkenti yapan bir kenti, kültür başkenti yapan bunun gibi şeylerdir aslında. Bugün İzmir'de bunu yaşıyoruz. Bugün İzmir, dünyanın sayılı kültür başkentlerine taş çıkartan bir etkinlik zincirine sahip oluyor. Bir festival daha açılıyor. Kentin en büyük festivallerinden birinin daha açılışı var. Çok önemli bir serginin açılışı var. Çok önemli iki konser var kentimizde. Bir festival daha başlıyor. Yani bunun dışında iki festival daha başlıyor. Böyle kentimiz adına gurur duyulacak bir gece yaşıyoruz. Burada olan herkesin aklının fikrinin bir başka etkinlikte olduğunu biliyorum. Oradakilerin de burada. İşte güzel olan bu. Ben bu kent adına bir kez daha gurur duydum. Umuyorum önümüzdeki yıllarda bu günlerin, bu gecelerin sayısını arttıra dünyanın kültür başkentlerinden biri haline getireceğiz İzmir'i. El birliğiyle bunu yapmamız lazım. Festival gazetemizi okuduysanız eğer, 158 bin basıp 2 günde 158 bin dağıttığımız gazetemizi okuduysanız, Sayın Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu'nun dediği gibi İzmir kültür ve sanat olmadan ayağa kalkamaz. Kukla Festivali'ne emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Başta Selçuk Bey olmak üzere. Ve tüm katkı koyanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ben söyleyecektim. İzmir'de artık çok önemli etkinlikler birbirine geçiyor, karışıyor. Seçmekte zorlanıyoruz diye söylendi. Bana söz kalmadı. Bunun için de teşekkür ediyorum. Replik çaldım. Sanatta, sporda U12 kamp bu ay içerisinde. Fuarda ayakkabı fuarı, menler fuarı yine Mart ayı içerisinde. Tiyatro festivali yine bu ay içerisinde, Mart ayı içerisinde. Aklıma gelenler bunlar. Aklıma gelmeyenleri ayrıca sosyal medyadan ve duyurularımızdan da yahut kurumların duyurularından da öğrenebiliriz. Evet, İzmir'i kültürüyle, sanatıyla ve bütün sektörleriyle topyekün kalkındırmak üzere İzmir'de sağladığımız, hep birlikte sağladığımız birlik, beraberliğin devamını, güçlenerek devamını diliyorum. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
geldiniz. Bir başka birini bekliyorum. Evet, yarışta bulamadık.